muharebesi. Şimdi ona ait bir hadiseyi ve bir hatırayı ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Hüzeyfetül Ademi'den dinleyelim. Hüzeyfetül Ademi mübarek bir sahabi, ileri gelenlerden mühim bir ashab, aynen kendi şehadetini anlatıyor. Gördüğünü anlatıyor. Evet. Hüzeyfetül Ademi radıyallahu teala anh diyor ki, Yermük muharebesinde ben de bulundum. Yermük muharebesinde ben de bulundum. Muharebenin şiddeti kesildi diyor. Şiddet kesildi. Ok, mızrak, kalkan, kılıç şakırdıları kesildi. Biraz sükunet başladı meydan muharebesinde diyor. Sükunet başladı. Ses soluk kesildi. Hemen bulunduğum yerden kalktım. Bir testiyle, bir kırbayla dolu bir su aldım elime diyor. Bir su. Kırba ile su aldım. Savaş meydanına, muharebe meydanına gireyim de amcamın oğlu Haris'i arayayım, onun ne halde olduğunu tespit edeyim. Bu arada yaralı olan Müslümanlara da su içireyim, dünyadan onlara suyu tattırayım dedim diyor. Sadaka, su içirmek. Elime bir kırba, bir testi suyu aldım, muharebe meydanına girdim diyor. Girdim. Bütün maksadım yaralı olanlara su içirmek ve amcamın oğlu Haris'i bulmaktır diyor. Gayem bu. Şehitlerin arasında dolaşıyorum diyor. Dolaşıyorum. Birdenbire meydan, savaş meydanı adeta bir kan seli halinde, kızgın kumların karış karış her yeri Müslüman şehitlerin kanıyla kıpkırmızıya boyanmıştı diyor. Hüzeyfetül Ademi, sel gibi Müslümanın kanı atmış. Yaklaştım. Amcamın oğlu Haris'i yaralıların arasında buldum diyor. Yaralıların arasında buldum. Adeta bir kan çanağının, bir kan gölünün içerisinde kirpikleriyle zor bela bana baktı ve beni gördü, bana karşı tebessümle baktı diyor. Beni karşısında görünce ümitlendi, sevindi, yaralanmış, paralanmış, sinesini öyle kumlara, kızgın kumlara dayamıştı ki oluklar gibi sinesinden kan boşanıyordu diyor. Yaklaştım. Amcamın oğlu, su istiyor musun? Şu elimdeki sudan biraz vereyim mi? İçmek ister misin dedim. Suyu uzattım diyor. Kıpırdayamıyordu bile. Göz işaretiyle ne duruyorsun? Ağzımdaki çatlakları görmüyor musun? Susuzluktan kavrulmuşum, anlamıyor musun? Derdesine ver içeyim dedi diyor. Elimdeki suyu uzattım. Tam dudaklarına isabet edecekken arkadan Allah için bir damla su getiren yok mu diye İkrime namındaki sahabenin, müminin feryadı işidir diyor. İkrime'nin sesi geldi. İkrime, ne büyük sahabi bunlar. Su, su, bir damla su diye arka taraflardan bir figan, bir feryat sesi geldi. İkrime'nin sesiydi. Amcamın oğlu Haris bu sesi tanıdı ve ağzını testiden çekti. Durma suyu İkrime'ye kavuştur, çabuk ol dedi diyor bana. Ve kendisi bir damla su içmedi diyor. Dudakları çatlamış susuzluktan, yanmış, kavrulmuş, Allah adına İslam adına, Muhammed Mustafa namına mücadele eden insanın haline bakınız. O esnada bile nasıl birbirine kenetlenmişlerdir. Sanki o odur, o da onun yerindedir gibi. Teral müminine fi terahumihim hadisi sahihinin tecellisini bizatihi müşahede ediyoruz hayatlarında. Müslüman şehitlerinin arasından koşa koşa gittim diyor Hüzeyfe. Koşa koşa gittim, İkrime'yi buldum. Kızgın çöllerin üzerinde yanıp yakılıyordu, dudakları onunla çatın çatın çatlamıştı diyor. Su, su diye sigal ediyordu. Gözlerinin feri çekilmiş, yüzünün feri kurumuş, ellerini Allah'a açmış, sadece ve sadece iki damla suyu istiyordu dünyadan diyor. Yaklaştım, kızgın kumların üzerindeki İkrime'ye suyu uzattım. Vallahi tam içecekti ki, arka taraftan yine bir inilti, bir feryat sesi yükseldi. Allah rızası için bir damla su, bir damla su diye hüngür hüngür ağlıyordu diyor. Ve İkrime içmek üzere elini uzattığı testiden elini çekti. Lütfen bu sesin sahibini tanıdın. Bu İyaş'tır. İyaş'a suyu kavuştur. Ona yetiştir, ben içmem dedi diyor. O da suyu içmedi diyor. Dolaşa dolaşa hızla İyaş'ın yanına geldiğim zaman bir deme göreyim, son kelimeleri, son nefeslerini söylüyor, parmağını, şehadet parmağını semaya kaldırmış, son kelimeler, son soluklarını vererek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyor ve kelimeyi bitirir bitirmez Allah'a teslim oluyordu diyor. Suyu yetiştiremedim diyor. Bir damla suyu içemedi. Şehadet şerbetini içti, gözleri kapandı, güneşin hararetiyle kavrulmuş çölün üzerine çakıldı kaldı diyor. Üzüldüm, hüngür hüngür ağladım, elimde su kalmıştı, kimseye içirememiştim. Bari gerisin geri koşayım, geriye doğru koşayım da İkrime'ye içireyim. İkrime şimdi beni bekler diye koştum. Geldim ki o da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor, şehitlik şerbetini içiyor diyor. Ona da nasip olmadı diyor. Biraz daha hızla hareket ettim, koştum. Bari en önde ilk defa karşılaştığım amcamın oğlu Haris'in yanına koşayım, ona suyu içireyim diye koştum. Müslüman şehitlerinin kan çanağı arasından süzüle süzüle koşa koşa geldiğim zaman amcamın oğlu Haris de son kelamını söylemiş, avuçları açık bir şekilde Allah'a teslim olmuştu diyor. Müminler, Müslümanlar, işte müminler böyle birbirine kenetlenmedikçe dünya üzerinde Müslümana hürriyet yoktur bilesiniz. Bu şekilde sımsıkı ruhlarıyla, şuurlarıyla, merhametleriyle, şefkatleriyle, her türlü tecellileriyle birbirine bu çapta sımsıkı sarılmadıkça, bütünleşmedikçe, anlaşmadıkça, birbirini korumadıkça, birbirini kollamadıkça, birbirini savunmadıkça, birbirine sevinmedikçe Müslüman hedefine varamayacaktır.